Merhaba hoş geldiniz. Sonunda Qualcomm'un X Elite ve X Plus işlemci laptopları tanıtıldı. Hatta satışa çıktı. Ayrıca bunun yanı sıra Windows'un ARM versiyonunun ciddi ciddi karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un bir lansmanı yapıldı. Burada Copilot Plus PC'lerden bahsedildi. Ana gündem maddesi Windows'un ARM versiyonuydu. Co-Pilot'tı, yapay zekaydı. Bir de işlemcisinde yapay zeka birim olan yeni Windows laptoplardı. Burada AMD'den, Intel'den de bahsettiler ama ürün olarak karşımıza koydukları ürünler Qualcomm'un X Elite ve X Plus işlemcili laptoplarıydı. Intel ve AMD'nin adı geçti. Evet bunlar bizim partlerimiz işlemci olarak vesaire vesaire. Ama bunlara dair bitmiş bir ürün bakın burada bu var diyerek ürün göstermediler. Lansmanın sonunda sadece Qualcomm'un işlemcisine sahip ürünleri gösterdiler. Şimdi bu ARM meselesi neden önemli? Bildiğiniz gibi birkaç sene önce M1 işlemcili MacBook tanıtıldı. M1 dediğimiz bu ARM işlemcisi dediğimiz şey de aslında iPhone'un işlemcisi veya Mediatek veya Exynos veya Qualcomm. Bunlar ARM mimarisine sahip işlemciler. MacBook'larda kullanılan şu an M serisi işlemciler de iPhone'da ki işlemcinin daha güçlüsün. Bunların en büyük avantajı düşük güç tüketimi, uzun pil ömrü. Macbook'lar zaten bu sebeple çok ciddi manada sattı. Tabi Macbook'ların başka satma sebepleri de var. Yani fan sesi az, ekran kaliteleri, malzeme kaliteleri vesaire vesaire yüksek. Apple'ın bizzat bir marka var vesaire vesaire ama Macbook'lara hatırı sayılır miktarda ilginin artmasının en önemli sebebi bu M serisi işlemcilerde. Yani ben mesela Apple'ı çok sevmem. Macbook'lar da çok fazla hoşuma gitmiyordu ama bu M serisi işlemciler çıktıktan sonra evet yani ortaya iyi bir ürün çıktı. Hatta bir ara almayı da planlıyordum. Windows tarafında da ARM işlemci laptoplar bekleniyordu. Aslında olmadık bir şey değil bu. Qualcomm'un 8CX Gen 2 8CX Gen 3 diye işlemcileri vardı. Bu işlemcileri kullanıp da Windows'un ARM versiyonunu çalıştıran laptoplar da satıştaydı. Hatta ben daha ileriye gidim Çeşitli bonuslu geliştiriciler 845'in 855'in üzerinde. OnePlus 6T'de Xiaomi'nin Pad 5'inde Windows'un ARM versiyonunu çalıştırıyordu. Bunu YouTube'da araştırmasını yaparsanız görürsünüz. Ama ortada hani burada bir ticari ürün var hani gerçekten ciddi olarak var. Apple'ın biz karşısındayız diyebileceğimiz bir ürün, bir marka model yoktu. Microsoft'un birkaç gün önce yaptığı lansmanla ve tanıttığı ürünlerle birlikte evet artık şunu diyebiliyoruz. ARM işlemcili MacBook'lar karşısında bitmiş bu düşük güç tüketimi vesaire konularda rekabet edebilecek ciddi ürünler, Windows işletim sistemli ciddi ürünler bulunuyor. Hatta Asus bir tane modelini Asus VivoBook S15 olması lazım. Türkiye'de de ön siparişi açtı. XLit işlemcisi ve 32 GB RAM de geliyor. Fiyata bakarsak da hani o da siz MacBook Pro 14. bile bulsanız ne bileyim M3 işlemcisiyle buluyorsunuz 8 GB RAM buluyorsunuz. Bunda X var, 32 GB RAM var, 3K 120 Hz OLED ekran var. Evet hemen çıkar çıkmaz rekabete de ciddi manada soluk getirdiler. Elbette hani bu emülasyon meselesi, doğal uygulama meselesi Apple kadar başarılı olur mu? Öncelikle onu bir görmek lazım. Kaldı ki ben bu doğal uygulama meselesinin ve emülasyon meselesinin başarılı olacağını düşünüyorum. Bunun örnekleri de var. Bu bir günde olmuş veya bir senede olmuş bir işte değil. Ama elbette gerçek hayatta örneklerin testlerini görmek lazım. Yakında da testlerin çıkacaktır. Bunları söyledikten sonra hemen videoya başlayalım. Ancak video başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi lansmanda Windows 11'in ARM versiyonunu anlattılar. Zaten böyle bir şey vardı. Windows 10'da da vardı, 11'de de vardı. Kendini yeniden hatırlattılar diyelim. Yani ortada yeni bir şey yok aslında. Windows 11 ARM var. Şu geliştirmeler yaptık, şunu yaptık vesaire vesaire. Copilot'un çeşitli özelliklerini anlattılar. Copilot'un, Microsoft'un, Windows'un, Yapay Zeka Asistanının bazı özelliklerini yeni özelliklerini tanıttılar. Bunun yanı sıra kendi Surface Laptop'larını tanıttılar. Bunun yanı sıra yine Xelit veya X Plus işlemcisini kullanan yeni Copilot Plus PC diye adlandırdıkları laptopları tanıttılar. Çeşitli. Asus, Dell, HP, Acer, Lenovo vesaire hani bir sürü laptop vardı. Ekrana ben zaten görüntüsünü koyarım. İşlemci içerisindeki yapay zeka birimine çok vurgu yaptılar bu yapay zeka biriminin kullanımına dair örnekler gösterdiler. Videonun ilerisinde zaten size bu örnekleri anlatacağım. İlk olarak lansman başladık. Lansmanın başında söyledikleri şey bu AI meselesi, bu Windows R meselesi, Copilot Plus PC meselesi Windows için bir dönüm noktası tarzında bir söylemde bulundular. Hemen direkt Copilot'ta bu bodoslama girdiler. Copilot'a dair söyledikleri en önemli konu şu, bizi görüyor, duyuyor, niyetimizi anlıyor. Videonun ilerisinde bunun örneklerini söyleyeceğim. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bilgisayar tarafında Copilot Plus PC terimini ortaya attılar. Partnerler gösterdiler. AMD, Intel, Qualcomm. Ama lansman Qualcomm üzerinden gitti. Yani Microsoft'un kendi tanıttığı Surface laptoplar bile X Elite işlemciliydi. AMD var, Intel var. E var işte, var. Söyledikleri önemli detaylardan birisi biz Windows 11'e düşük güç tüketimine ve yüksek performansa optimize edecek şekilde yeniden tasarladık mimarisini dediler. Yani ARM meselesi için yeniden tasarladık dediler. M3 MacBook Air'den %58 daha hızlı diye bir ibare geçti. Şimdi bunu diyorsanız bu iş yaş. Çünkü MacBook tarafında M3 Pro'su, M3 Max'i var. Hani M3 Max'i var. M3 Max'in olmasını bir kenara bırakıyorum. Belki bundan 6 ay sonra M4 Max gelecek. Yani siz M3 Air'le kendinizi kıyaslıyorsanız ki X daha güçlü bir Windows laptop işlemcisi şu an yok. Siz Ayva'yı yemişsiniz. Yani hakikaten diyorum siz Ayva'yı yemişsiniz. Siz kendinizi M3 Air ile kıyaslıyorsanız, M3 Max ile kıyaslamıyorsanız bu ne demek? En profesyonel seviyede, en kallavi seviyede Windows ve Qualcomm hala yok demek. Top tarafında sen M3 Max ile kıyaslayamıyorsan kendine. Sen yani biraz rekabete ben biraz yavaş girdim demek bu. Tabi ileride ne olacağını görmek lazım ama M3 Air ile kıyaslamak bilmiyorum hani kıyaslamasaydın daha iyiydi. Çünkü şey değil yani M3 Air, Air. Ya biz şöyle uçtuk böyle kaçtık. Yok uçuyoruz kaçıyoruz ama sen kendini M3 Air ile kıyaslıyorsun. Bak Pro ile kıyaslayamıyorsun. Ya biz ortaya ciddi bir ürün çıkardık. Uçuyoruz kaçıyoruz ama Pro ile kıyaslayamıyoruz. Lansman dağınık bir lansmandı. Bunu söyledikten sonra Copilot'a geri döndüler. Söyledikleri şey şu. Co-Pilot'ın içerisine siz fotoğraf vesaire atabiliyorsunuz. Bir tane prompt giriyorsunuz. Mesela fotoğraf attınız bunu yorumla. Bunu yorumluyor. Copilot'u Microsoft'un çeşitli uygulamaların içerisine entegre etmişler. Mesela dosya gezgini bunlardan birisi. Siz dosyanın üzerine fotoğrafın üzerine geldiğinizde size çeşitli öneriler veriyor. Bir diğer mesele bildirimler. Bildirim bildirimlerden bir tane e-mail geliyordu. Copilot aracılığıyla tek tıkla bunu cevaplıyordu. Bu cevabın ne kadar tutarlı olacağını gerçek hayatta görmek lazım. Çeşitli senaryoda görmek lazım. Şimdi verdikleri bir diğer örnek. Bu ChatGPT'nin OpenAI'in son modeli GPT-4 Omni, GPT-4 O. Bunun Copilot'ta çalışacağını söylediler. Bunu da araya sıkıştıralım. Bir diğer güzel gösterdikleri önemli bir detay. Aslında GPT-4 O'nun yetenekleri, Omni'nin yetenekleri bu. Copilot çalışıyor, arkada da Minecraft çalışıyor. Adam diyor ki ben kılıç yapmak istiyorum. Copilot ona diyor ki orada bir Minecraft olduğunu görüyor. Kişinin kılıç yapmak istediğini anlıyor. Hani duyarak anlıyor bunu. Yazmıyorsunuz. Diyor ki bir envanterini aç. Diyor ki senin bir malzeme eksik veya başka bir senaryoda karşıda zombi var Minecraft'ta. Bu diyor tehlikeli kaç. Bir sığınak bulabilirsin diyor. Blokları üst üste dizerek ulaşamayacağı bir yere çıkabilirsin diyor. Yani oyunu görüyor. Orada bir aksiyon var. Bu aksiyonun ne olduğunu tanıyor. Ayrıca sizin ne söylediğinizi de anlıyor ve oyuna göre bir tepki veriyor. Açık konuşmak gerekirse bütün lansmanda gösterilen en etkileyici mesele buydu. Çünkü yani x elit diyorsun. Ya senin x e dair söyleyebildiğin şey e 3 Air'den 158 daha hızlı. O da yani lansmanın sonraki kısmında söylüyorlar. Sürdürülebilir kısımda. Şimdi sür düdülebilir kısımda demesi çok sıkıntılı bir detay. Çünkü aslında senin kıyasladığın M3 Air'lerde fan yok. Demek ki sen sürdürülebilir kısımda %58 diyorsan e, fansız Air'e karşı, orada gösterdikleri laptoplar yüksek ihtimalle fanlı. Sen fansız Air'e karşı öyle bir durum elde ediyorsan, e bunun M3 Pro'su var, bunun M3 Max'i var fanlı bunun m 4e gelecek. Yani gördüğüm kadarıyla XL'it iyi bir hoş. Yani Windows kullanmak isteyenler için zaten hani MacOS çok seviyesi bir platform değil bana göre. Hani güzel iyi hoş da o ürünlere MacOS için katlanmıyor. Ya tabii MacOS'u çok sevenler Windows'dan üstün görenler var da örnek görüyorum Windows'tan MacBook'lara geçenler MacOS için geçmedi. M serisi işlemciler için, M serisinin performansı için geçti. Windows tarafında alternatif olsaydı Windows tarafında kalacaklardı. Şimdi ben burada sayılar üzerine atıp tutuyorum. Bunu gerçek hayatta görmek lazım. Elbette her şey saf kas gücü değil. MacBook'ların da ciddi sorunları var. Hani Asus'un laptopu çıktık dedik. 32 GB RAM ile çıkıyor 58 bin TL'ye. O fiyata siz MacBook'un, M3 MacBook'un ya 8 ya 16 GB RAM buluyorsunuz. Ekran 60 Hz IPS. Burada 3K OLED ekran var. Diğer firmaların ürünleri de Lenovo'nun delin ürünleri de benzer fiyatlara gelecek. Hani genele baktığımızda Türkiye'deki fiyat performansa baktığımızda bu x elitler çok çok gerçekten çok iyi olacaklar. Ancak hani dünya piyasasına bakarsak durum nasıl olur onu bilemem. Bir de şöyle bir durum var. Biz burada x elit x elit x elit diyoruz ama MediaTek ve Nvidia işbirliğinde Windows 10 ARM çalışan işlemcilerin geleceği söyleniyor. Ben oradan daha çok umutluyum. Özellikle Nvidia olduğu için bu işin içinde. Bildiğiniz gibi Nvidia'nın ekran kartları gerek güç olarak olsun gerek profesyonel uygulamalar tarafında baya 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 iyi değil. Direkt teker. Hani baya baya iyi sözü Şey olur. Nvidia hakaret olur. Yani bu adamlara profesyonel uygulamalar tarafında baya baya iyi demek Nvidia'ya hakaret olur. Bu adamlar tekel desek yanlış olmaz. Bu adamlar bazı noktalarda gerçekten tekel desek yanlış olmaz. Ben bu Mediatek Nvidia işbirliğinden çok sağlam işlemciler beklemiyor diyelim. Zaten hani Nvidia bu ARM konusunda çok uzak bir firma değil. Nvidia'nın Tegra'ları ARM mimarlı işlemciler. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Şimdi bu Minecraft örneğinden sonra Recall diye bir özellik tanıttılar. Özelliği kısaca anlatmak gerekirse. Geçmiş tutuyor, sürekli ekran görüntüsü alıyor ve bu ekran görüntülerini analiz ediyor. Örnek vermek gerekirse siz bir tarayıcıda elbise aradınız. Tamam bilmem kaç hafta sonra. Hatta elbiseyi almak istediğiniz kişiyle de konuştunuz. Discord'da da bir görüşme yapmışsınız. Siz recall'da mavi bir elbise diye arıyorsunuz. Size önce tarayıcıyı gösteriyor. Çünkü çok daha genel bir arama. Bu genel arama. Sonra bunu daha spesifik bir hale getiriyorsunuz. Aldığı ekran görüntüleri içerisinde arama yapıyor. Ve o ekran görüntüleri içerisinde sizin istediğiniz sonucu buluyor. Bu recall nerede buluyor? Discord'da bir görüşme var. O elbise seçilmiş. Bilmem kaç tane Discord görüşmesi içerisinde. Olaya sadece Discord olarak bakmayın mesajlaşma uygulaması olarak bakın. O görüşmenin içerisinde istediğiniz şeyi bulmak kolay olmayabilir. Recall uygulamasıyla geriye doğru aldığı ekran görüntüleriyle analiz ederek bunu bulabiliyor. Bunu sadece mesajlaşma olarak bakmayın. PowerPoint dosyası içerisinde de bulabiliyor. Bunu sistem içerisindeki bir fotoğrafta da arama yaparak bulabiliyor. Fotoğraf var. Fotoğrafın bir tarafında bitki var. Gözlük var. Saat var. Ampul var. Dikiş makinesi var. Bunları tanıyor. Siz bu recall uygulamasında bunları arattığınızda da bu görselde dikiş makinesi vardı ben bu görseli göstereyim diyor. Recall uygulamasına dair bir detay verdiler. Siz bazı uygulamaları takip etmesini engelleyebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz veya takip ettiği aldığı ekran görüntülerini silebiliyorsunuz. Gizliğe dair önemli bir özellik. Ha siliniyor mudur? Biz takip etmiyoruz diyorlarsa, biz siliyoruz diyorlarsa e, herhalde siliyorlardır. Fotoğraf genişletme, fotoğraf upscale gibi çeşitli AI özelliklerini gösterler ama ya bu artık sıradan bir şey oldu desek yanlış olmaz. Herkes getiriyor. Xbox üzerinde Co-Pilot'ın özelliklerini gösterirler. Hani o Minecraft'ta size sesli olarak öneri veriyor dedim ya. Oyunda mesela pusulayı nasıl kullanabilirim? Şu nasıl olur? Bu nasıl olur? Oyununa göre öneri veriyor. Ben bu özelliğin bayağı ilginç ve güzel bir özellik olduğunu düşünüyorum. Lansmanda bence üzerinde durulması gereken, gelişmeye açık en önemli özellik buydu. Hayatı tanıma, gördüğünü tanıma, duyduğunu tanıma. Zaten GPT-4 Omni ile bunun ne kadar ciddi bir özellik olduğunu görmüştük. Bunun hayatta uygulanışına dair güzel bir örnek göstermiş oldular. Burada söyledikleri önemli bir detay şu ki hani Macbook bence kanayan yarası kesinlikle. Copilot Plus PC statüsündeki bilgisayar en az 16 GB RAM ve 256 GB depolama olacak. Şimdi 256 GB depolama da olmaması gerekiyor ama yani telefonlarda bile 256 GB depolama var artık. Hatta 512 GB depolama ile gelen telefonlar var. Bazı modeli adam telefonun 256 ayeti yok. Xiaomi 14 Ultra bunlardan birisi. Globalde o ürünün 256 ayeti yok. Benim bildiğim kadarıyla. Böyle bir durumda bilgisayar diyorsun. Yok şunu yapıyor, yok bunu yapıyor diyorsun. 256 GB depolama ile minimum. Onu söylemeseler de daha iyiydi. Minimum 16 ile geliyor deseler daha güzel olurdu. X-Elite'li bilgisayarlardan bahsetmeye başladılar. Webde dolaşmada 15 saat Pil süresi yerelde video oynatmada yani bilgisayardaki bir video dosyasını oynatmada 22 saat pil ömrü verdiğini söylediler. Bunlar güzel detaylar. Tabii ki gerçek hayat performansını görmek lazım. Tabii ki yükteki performansını görmek lazım. Ona göre bir şey söylenebilir. MacBook Air ile kıyasladılar. MacBook Air 15 inçten 15 inç konusuna dikkat. %20 daha fazla batarya ömrü varmış. Multitread dediler. Çoklu kullanım işlemlerinde MacBook Air M3'ten pik noktada %23 daha hızlıymış. Bunun ardından da sürdürülebilir performans olarak çoklu işlemlerde %58 daha hızlı olduğunu söylediler M3 Air'den. Yalnız burada şöyle bir durum var. Şimdi sen sürülebilir diyorsun. Tamam da MacBook Air'lerde fan yok fan yok. O mecburen termal trotula giriyor. Yani mecbur. O ürünlerin fansız olarak termal trotula girmemesi eşyanın tabiatına aykırı veya performansını çok fazla kısmanız gerekiyor ki hani stabilite yüksek olsun. Hani stabilite nedir? Yüzdeliktir. Yani sen 100 birim performans verebilecek ürünü 60 birime sabitlersen o çok çok uzun bir süre termal trotul yemez. Üstelik dedin ki fan yok. Siz neyle neyi kıyasla? Mesela fanlı XLIT'le fansız MacBook Air M3'ü kıyasladıysanız ve 158 sonucunu aldıysanız üstelik M3'ün termal trotul yemediği yerde 123 ancak fark atabiliyorsan bunun M3 Pro'su nerede? Daha kötüsü bunun M3 Max'i nerede? Bunun daha kötüsü. Biz M4 Pro'yu M4 Max'i gördüğümüzde acaba XLT'nin üzerinden tırla mı geçecek, kamyonla mı geçecek? Çünkü yani sen Air'la kıyaslıyorsan senin çıkarabildiğin en yüksek ürün buysa işimiz var. Ha tabii ki şu, burada şunu diyorum bakın yani M3 Max M3 Pro bunlara ihtiyacınız olmayabilir. Gerçek hayat sonuçlarını görmeden, gerçek hayat performansını görmeden ki M3 ile bir gerçek hayat performans yaptılar. Onu daha sonra konuşuruz. Kesin konuşmak olmaz. Ama ben hani klasik sıradan bir kullanıcı olarak bakıyorum. Diyor ki adam M3 Air ile kıyaslıyor. M3 Pro'yu M3 Max'e ağzını alamıyorsa e firma zaten kabul etmemiş bununla kıyaslamayı. Demek ki XLIT, XLIT'li bilgisayarlar M3 Pro'nun veya M3 Max'in rakibi olamamış. Çünkü firma kendisine güvenmiyor. Şimdi bundan sonra bazı önemli şeyler söylediler. En önemli konu tabii ki Windows, Windows diyoruz ama Windows'un alameti farikası uyumluluk. Yani x86'nın Windows'un alameti farikası uyumluluk. Windows kullanıyorsa uyumlu olduğu için, sektör standardı olduğu için Windows, yani Windows her yerde Windows kullanılıyor. Her yerde x86 kullanılıyor. Şimdi söyledikleri şey şu. Microsoft'un bazı bazı kendi uygulamaları Office 365 ne bileyim Edge vesaire bunlar native doğal olarak çalışacak. Emülasyon yok. Photoshop, Chrome gibi ana akım uygulamalar şu an native çalışacak, çalışıyor. Zaten bunlar inanılmaz önemli uygulamalar. Bu ürünün ciddileşmesi için profesyonel uygulamaların gelmesi gerekiyor. Bundan sonra söyledikleri şey şu. Zamanınızın %90'ını geçirdiğiniz uygulamalar doğal olarak çalışıyor, doğal olarak çalışacak. Prism adında bir emülasyon tanıttılar. Bunun Rosetta 2, Apple'ın emülasyon için kullandığı Rosetta 2 uygulaması kadar verimli olduğunu söylediler. Bundan sonra yeni Surface Şimdi yeni Surface'ler çok önemli değil. Zaten hani muhtemelen Türkiye'de satılmayacaklar. Satılırsa bile hani resmi olarak satılmayacaklar. Surface üzerinde yaptıkları karşılaştırmaları ben size anlatmak istiyorum. Şimdi Surface'de mesela 3 tane ekran desteği varmış. Ya bu Surface'in özelliği diyebilirsiniz ama aslında bu Surface'in özelliği değil. Xelit'in özelliği. Xelit işlemcisi olan ve yeterli porta sahip olan bütün laptoplar 3 tane ekranı destekleyecektir. Bunu söyledikten sonra MacBook Air M3 ile gerçek hayat testi yaptılar. Ben arkaya testi koyarım. M3'ü Photoshop'ta fotoğraf renderlamada ikiye katladı. Çok güzel bir detaydı onu söylemek lazım. Bundan sonra Adobe'un uygulamalarının ARM laptoplara geldiğini söylediler. Photoshop ve birkaç tane uygulama native olarak varmış. Premiere Pro ve birkaç uygulamada Haziran'da, Haziran'dan bir süre sonra sanırım, hazır olacakmış doğal olarak. Bence olması gereken Premiere Pro gibi direkt sektör standardı bir uygulama hazır olduktan sonra bu laptopların tanıtılmasıydı. Ama gelecek dediler mi, gelecek dediler. Gelir yani gelmemesi gibi bir durum söz konusu olmaz. DaVinci Resolve Studio'yu gösterdiler. Tam ben anlayamadım ama muhtemelen bu da native olarak vardır. Çünkü DaVinci Resolve Studio üzerinden bir özellik gösterdiler. Yapan yapay zeka birimini kullanıyordu. Resolve'da siz bir işlem çalıştırıyordunuz Magic Mask adında. Bunu yapay zeka motoruyla yapıyordu. CPU'ya veya GPU'ya ekstra yük bindirmiyordu. Yapay zeka motorunun kullanımına dair, profesyonel kullanımına dair ki Magic Mask benim bildiğim kadarıyla az kullanılan bir özellik değil, ciddi bir özellik. Profesyonel kullanımına dair bir örnek göstermeleri güzel oldu. Bu özellikleri gösterdikten sonra canlı altyazı adında bir özellik gösterdiler. Ekranda bir ses var, ekranda bir video var. Bu yabancı dilleri İngilizce altyazı olarak gösterebiliyordu. Orada Türkçe dilde vardı. Yanlış duymadıysam şu an İngilizce ama çıktı dillerini arttıracaklarını söylediler Ama anladığım kadarıyla Türkçe var Hani Türkçe'yi İngilizce'ye çeviriyor İleride çıktı dillerini arttıracakları söylediler Türkçe'de muhakkak orada varsa gelir O konuda hiç şüpheniz olmasın Co-creator diye bir özellik gösterdiler Siz çizim yapıyorsunuz Bunu yapay zekayla ortaya bir ürün çıkartıyor Nvidia'nın kalması gibi Nvidia zaten bu işi çok iyi yapıyordu Hani var işte Qualcomm tarafında da böyle bir özellik var Re-style image diye bir özellik gösterdiler Fotoğrafın stilini değiştiriyor Arkada görüntüyü koyarım Hani bunlar çok önemli Çok söylenmesi gereken önemli özellikler değil Ama hani özellik olarak göster için anlatıyorum. İlla bir özellik konuşmak istiyorsak Copilot'ın GPT-4 O ile Minecraft'ı analiz etmesi, çıktı vermesi, oyunlarda çıktı vermesi bu lansmanda herhalde konuşulması gereken en önemli özellik buydu. Bu söylediğim meseleyi Copilot 4 O için demiş söylediler? Bunu anlayabilmiş değilim ama bu özellikler için abonelik, premium üyelik, para verme, token gibi bir mesele olmadığını söylediler. Ne kadar kapsıyor onu bilmiyorum. muhtemelen recall gibi meselelerde bu para verme meselesi yoktur. Çünkü bu modelin bilgisayar üzerinde çalıştığını söylediler. Bu ekran görüntüsünün analizinin vesaire vesaire. Lansman inanılmaz dağınıkta, inanılmaz dağınık bir anlatım vardı. Ardından CapCut'ı gösterler. CapCut üzerinde yapay zeka biriminin çalıştığını vesaire vesaire göster. Çok önemli değil o. CapCut güzel bir uygulama. CapCut PC tarafında da kullanılan bir uygulama ama tabii ki bu işin A babası Premiere Pro. Premiere Pro'dan sonra da DaVinci Resolve Studio. O da Premiere Pro kadar ciddi bir uygulama ama DaVinci Resolve biraz daha niş bir uygulama. Her ne kadar kullanımını inanılmaz derecede arttırmış olsa da. Şimdi lansmanda anlatılanlar bunlardı. Çok ciddi bir lans, güzel bir lansmanda. güzel bir lans lansmanda ama hani ben şöyle dönüp de lansmana baktığımda beni etkileyen bir tek nokta vardı. GPT-4 o. Hani o Minecraft'ı analiz etmesi. Bunun dışında lansmanda beni öyle çok fazla etkileyen hiçbir şey yoktu. Evet Windows laptoplar geldi. Evet burada ciddi bir şey var. Ama işin sonunda ciddi bir ürün var. Bak hiçbir itirazım yok. Macbook tarafını özellikle düşük bütçede zorlayacaktır. Çünkü bakın Macbook, Macbook diyoruz. M3 Macbook Air'in 8 GB RAM'lisi bilmem kaç para. Ekran 60 Hz IPS LCD. Asus bir tane laptop getirdi. 58 TL. X-Elite var. M3'ten daha güçlü. M3'ten daha güçlü. Xelit var. 32 GB ekran var. 3K OLED ekran var. Ve hani mark olarak Asus. Hani Apple, Apple'sa bunlar da Asus. Veya Lenovo gelecek, HP gelecek. Bunlar marka değil mi? Bunlar da marka. Windows tarafında iyi ekranlı, pili uzun süre giden, ince, hafif, üretim kalitesi yüksek. Zaten böyle laptoplar vardı ama hepsinin patladığı yer genelde işlemci güç tüketimi oluyordu. Pilden patladığı vakit işte premium laptop var ortada. Pilden güç tüketiminden patlıyorlardı. Burada ciddi ürünler Xelit işlemcisiyle ciddi ürünler var. Qualcomm'un zaten hani telefon tarafında başarılı olduğunu biliyoruz. 8 Gen 2'nin e, 8, Gen e, 8 Gen e, başarılı olduğunu biliyoruz. Bunu bilgisayar tarafına da taşıyacaklardır. Ama lansmanda verdikleri verilere bakarak. Şimdi ilk serit güçlü. Tamam güçlü. Siz eğer aşırı güce ihtiyaç duyuyorsanız, hakikaten pro seviyede bir kullanım yapıyorsanız ve ben burada pil tüketimi değil, ben burada düşük güç tüketimi, pil performansı değil, hakikaten kas gücü arıyorum diyorsanız orada yine muhtemelen x86 Windows laptoplar. Daha doğrusu hani hiç Intel AMD falan savunmaya gerek yok. Nvidia, Nvidia, Nvidia laptoplar devam edecektir. Masaüstü de zaten bunu konuşmaya bile gerek yok. Tabii gerçekten performansını görmek lazım. Şimdi burada atıp tutuyorum ama Bonus ama yanılabilirim. Bodoslama yanılabilirim. O konuda çok net konuşmamak lazım. Çünkü lansmanda gösterdikleri örnekte XLIT Photoshop'ta fotoğraf renderlarken aynı bu arada şunu söyleyeyim yani birinde RAM limitasyonu falan filan yoktu. Aynı RAM miktarı ve aynı depolama miktarı olduğunu özellikle söylediler. Orada M3'ü 2'ye katladı. Şimdi yapılması gereken şey bir 4070'li laptopla, 4080 laptopla. Tamam bize bu, burada bir pil performansı vesaire veriyor. Düşük güç tüketim veriyor. Ama ben kas gücü istiyorum. Prize bağlayacağım. Ne performans veriyor? Bunu da görmek lazım. Bunu gördüğümüz vakit ortaya iyi bir ürün çıkmış Deriz. Ama bunlardan bağımsız ben XL laptopların gerçekten ve gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Bunu da kesinlikle ayrıca not düşmek lazım. Bir tane model Türkiye'ye ön siparişi geldi. Bu ürün Türkiye'ye de geldiyse ya demek ki bir şeyler oluyor yani ortaya ürünler patır patır gelecek. Apple iyi e hoş falan filan diyoruz ama ya düşük modellerde ekran konusunda RAM konusunda inanılmaz cimriler yani böyle bir cimrilik yok. Rekabet iyidir. Rekabet hepimize yarar. Xelitten daha güçlü işlemcileri de en yakın vakitte görmek dileğiyle. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik diyelim. Microsoft'un lansmanı bu şekildeydi. Beni gerçekten etkileyen tek nokta GPT-4 Omni'de. Diğerleri zaten bildiğimiz şeylerde. Örnek göstermeleri, fotoğraf üzerinde mesela güzeldi. Bitmiş ürünleri göstermeleri güzeldi. Türkiye'de bir tane modelin ön sipariş açılması güzel. Fiyatların ne olduğunu gördük. Bunun dışında hani söylenmesi gereken önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunları söyledikten sonra videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve shortslarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.